Bir lokma ekmeği olsa herkesle paylaşmak isterdi. Çok farklı bir çocuktu ve çok hızlı yaşadı her şeyi. O kadar çok hızlı yaşadı ki hemen göreve geçti. Üç yıl işte zaten, 1,5 yıl falan çalıştı. Ondan sonra da kendine ben evleneceğim. Evlendirdik zaten. Her şeyi çok hızlı yaşadı. 1,5 yıl beraber yaşadılar gelinle ve dolu dolu yaşadılar her şeyi. Acının da şerefin de en büyüğünü yaşayan Aynur Hanım, evladının şehit olduğu gece şunları yaşamış. Aradı, dedi ki anne göreve gidiyoruz. Her zaman arardı. Gider bir gün de geri dönüyorlardı ikinci günü. Aradı, göreve gideceğim dedi. Dedi ne zaman döneceksiniz dedim. Dedi ki anne yarın döneceğiz. O gün ben hiç ne telefonu elime aldım. O gün ne hiç kapıyı açtık biz. Dış kapıyı bile açmamıştık. Hiç çıkmadık babasıyla, ikimiz tek evde. Hiç bir şey de aklıma gelmedi yani. Zaten hep ben, oğlum ikisi de asker. Ben hiçbir zaman için korkmuyordum yani. Diyordum anlarına ne yazıldıysa o başlarına gelecek. Yani asker diye benim oğlum böyle olmadı. Kurban olduğum Allah'ın verdiği ömür bu kadarmış. Ve biz o gün hiç ikimiz de ne telefon elimize aldık. Aramıyordum çok göreve gittiği zaman, hani sıkıntı olmasın diye. Gelinimi arıyordum, soruyordum bazen haber aldın mı diye. O gün ben gelinimi de aramadım hiç. Aynur Hanım haberi aldığı son ana kadar dahi evladını kaybettiğini düşünmek istememiş. Akşam namazıydı, eşimle oturuyorduk. Kapı çaldı, çıktık, genç çocuk gelmişler, her yere bayrak takmışlar, kapılara falan. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, hiçbir şey duymadık biz. Gelmiş buraya balkona bile takmışlar, biz hiç kimseyi ne duyduk ne gördük. Ve kapı çaldı, bir genç çocuk dedi ki Vali Bey sizinle görüşmek istiyor. Hani o zaman da pandemiydi, sokağa çıkma yasağı var. Dedim ki herhalde demek vali dedim evleri geziyor. Hiç aklına da gelmedi ha? Hiç aklıma gelmedi. Neyse vali geldi, arkada kaymakam falan, böyle bir kişi geldi. Arkada askerler boşalınca zaten benim belim kırıldı orada. Ben bağırmaya başladım, dedim Mehmet mi Murat mı? Dedim tamam birine bir şey oldu ama hangisi? Mehmet'in göreve gittiğini biliyordum ama o an Mehmet hiç aklıma gelmedi yine. Mehmet olabileceği. Sadece bağırıyordum Mehmet mi Murat mı diye. Sonra içeri getirdiler bizi. Sonra valimiz açıkladı, dedi Mehmet'imiz şehit oldu. Ve her şey orada bitti. Allah'ım hiç kimseyi evlatıyla imtihan etmesin. Hiç kimseyi evlatın acısını göstermesin. Mehmet şehit olacağını hep hissetmiş. Belki de bu nedenle düğününü öne aldırmış. Düğün yapacağız. Arada dedi ki anne dedi Eylül'de izinleri kaldırmış. Bizim bu düğünü öne çekmemiz lazım. Ve Haziran'a çıktık biz düğünü. Haziran'da ne oldu? Sonra Mehmet zaten böyle sürekli rüyasında görüyordu. Sabahları uyanıyordu. Bana diyordu sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızma diyordu. Diyordum tamam söyle. Diyordu ben rüyamda şehit olmuştum. Bayrağı sarılı tabutumu gördüm. Ve bunu sürekli söylüyordu. Eşinin şehit olduğu gün yaşadıklarını bir an dahi unutamayan Ebru Hanım, Mehmet'in şehadet makamına eriştiği sıralarda rüyasında bunu görmüş. O gün benimle ayrı kanepelerde bile oturamazdı. Geldi yanıma, dedi ki bana biraz dedi sarılır mısın dedi. Şimdi ben göreve gideceğim, beni pusuya düşürür vururlarsa dedi. Çok üzülürsün, hani neden daha fazla sarılmadım dersin dedi. Ondan sonra dedim ki böyle konuşma. Bana dedi ki bak dedi ben bu saatte göreve gidiyorsam dedi sizler rahat uyuyun diye gidiyorum dedi. Gece 1-2 gibiydi göreve gidişi. Kapıya çıktı, bana sarıldı. Sonra asansöre gitti, bana bir baktı hiç yapmaz. O gün tekrar geldi, alnımdan öptü, o şekilde gitti. Ve ben Mehmet'i sürekli ararım görevdeyken. Ve ben o gece aslında kapıyı kapattıktan sonra sanki böyle içimden bir şey koptu da bir şey bana böyle şey dedi. Ya Mehmet gitti ama şehit olacak. Ben zaten Mehmet görevdeyken çok fazla uyuyamıyordum. O günde uyumadığıma eminim. Rüyamda Mehmet'i görüyorum. İşte böyle karanlık toprak bir alanda. Diyorum Mehmet senin arkadaşların nerede? Diyor ki işte hepsi beni bıraktı gitti. Ben uyumadığıma ve Mehmet'i gördüğüme de çok eminim. Ertesi gün zaten ben hiç yataktan kalkamadım. Ne sosyal medyaya baktım, ne siteden dışarıya baktım, ne televizyon açtım. Aslında açsam belki öğreneceğim. Sen daha bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. En son annemlerden sonra ben öğrendim zaten. Hayat arkadaşının şehit olduğunun haberini aldığında ise inanmak istememiş. Ben evde tektim. Önce kapı çaldı, bir kadın geldi. Dedi ki Malatyalı Ebru sen misin dedi. Evet dedim. Bana dedi kahve verir misin dedi. Ben de çıkardım kadına kahve verdim ve verirken de bana o kadar garip geldi ki diyorum ki Mehmet gelsin de onu anlatayım yani çok normalde böyle komşuluklar yok falan.
Arası birkaç dakika geçmedi, baktım kapı çaldı ve ben evde tekim. Diyarbakır'da hani kimsemiz yok. Kapıyı açtım, kapıda belki 1000 kişi var. Asker, sağlıkçı, Mehmet'in bütün arkadaşları. Aslında ne için geldiklerini biliyorsun ama konduramıyorsun yani. Hani tek diyebildiğim siz neden geldiniz? Hani hepiniz niye buradasınız? Bir umut soruyorsun işte, yaralı diye mi falan. İşte başımda bir tane asker hayır şehit oldu. Ya diyorum ki artık bunu kabullenmiyorsun ama şeyi soruyorsun bu sefer de. Vuruldu mu bomba mı? Evet, onu ben de sordum. Yani. İlk sorduğum şey oydu. Mehmet olacakları bildiği halde şehadete en önde yürümüş. Nasıl olmuş, bir çatışma mı? Yoksa evet, tam anlattığı gibi pusuya düşürüp vurmuşlar. Yani adam zaten o gün bilerek gitmiş o göreve. Sen şimdi ne yapıyorsun? Öğretmenlik yapıyorsun. Evet, ben şimdi öğretmenlik yapıyorum. Onun dışında da Mehmet'in adını yaşatabilmek için elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Harikasın. Mehmet Çelik'in eşyalarıyla adeta küçük bir müze haline gelen odasında aileyle birlikte fotoğraflara bakıyoruz. Artık kimse gözyaşlarını daha fazla tutamıyor. Bu Mehmet'in odası mıydı? Evet, Mehmet'in odasıydı. Zaten şehit olduktan sonra hani hepimiz bir toplandık, karar verdik, dedik hadi odasını yapalım. Çünkü bu oda da kendininkiydi. Böyle kararımızı verdik, yaptık ve hiç... Fotoğrafları, düğün yok. Fotoğrafları. Evet, hepsini gelinim çıkarttı, hepsini. Sağ olsun, o yaptı. Oğullarının şehadetinden sonra onun vesilesiyle hacca giden Aynur Hanım ve Mehmet Bey yaşadıkları büyük acıya rağmen tefekkürü elden bırakmıyor. Annemiz babamız yeni hacdan geldiler, bir de hacı oldular. Allah kabul etsin. Elhamdülillah, Allah herkese nasip etsin. En güzel, en güzel yere ekmişsiniz. Tabii ki kurban olduğum Allah'ım çağırdı da oğlumun vesilesiyle oldu ama. Çünkü yani öyle bizim bir imkanımız da yoktu zaten. Hani yazılıp 13 yıl, 14 yıl çıkmayan hacılar var. Ama biz hemen müracaat ettik, bizi hemen aldılar. Bak yine bir faydası oldu. Evet. Evet. Hem kurban olduğum Allah 2 yılın içinde hem bunu nasip etti, hem hacı nasip etti. Yani hepsini evirdi, çevirdi, bize nasip etti. Tabii insan diyor ki hiçbir şey olmasaydı da evet. hiçbir şey nasip de olmasaydı diyor ama o da işte tevekkül ediyorsun Allah'ın. Çünkü çok verdiği bir şey var. Çok vicdanlıydı. Kurban oldum ama kendine bunu nasip etti. Bize de böyle nasip etti. Allah sabırlar versin. Ölümün her şekli var. Kötü bir yerde de olabilirdi. Hafta sonları gelip gidiyordu bazen. Kaza da yapabilirdi. Ama Allah'ım böyle nasip etti bu zaman. Biraz da şehidimizin ablası Merve Kıyıcı ile konuşuyoruz. Merve Hanım kardeşinin şehadetini çok acı bir tesadüfle öğrenmiş. Biz zaten Ekim'de gelmişti, izne gelmişti. Hep birlikte buradaydık. Ondan sonra Ekim'de gittik, daha görüşmedik. Yani telefonla görüşüyorduk ama görmedik. En son işte şehit olmadan 3 gün önce görüştük. Bir şey için aradı. Zaten hep beni arardı, bir şeyler danışırdı. Şehit olduğu günde eşim geldi eve, dedi ki Merve, dedi, sana bir sürprizim var. Hafta sonu, dedi, seni kardeşimle götüreceğim. O hafta sonu. Evet, pazar günü. Hani sokağa çıkma yasağı vardı ya, eşimin bir sınava girmesi gerekiyordu. Dedi ben Diyarbakır'a gideceğim, seni de oraya götüreceğim. Ben de bir hevesle koştum, telefona sarıldım. Mehmet'i aradım. Zaten o dakika şehit olmuş. Telefonu aradım, aradım, açmadı. Bir daha aradım, gene açmadı. Eşime dedim ki Mehmet telefonu açmıyor. Arası bir şey söylemedi, biri beni aradı. Dedi ki, ya dedi, telefon kim bilmiyorum. Dedi ki, buraya gelmeniz gerekiyor. Dedim, siz kimsiniz? Dedi ki, buraya gelmeniz gerekiyor. Dedi, biz Annengil'deyiz. Ondan sonra zaten şehit haberi geldi. Daha da göremedik. Her şeyini sana anlatırdı. Evet. Kardeşiyle aralarında çok özel bir diyaloğun olduğunu belirten Merve Hanım'a Mehmet sürekli şehit olacağını söylermiş. Her şeyini paylaşırdı ben. Zaten evlenmeden önce Suriye'ye gitmişti. Hep diyordu ki şey, ben şehit olacağım. Ben hani bu şeye aileleri yazıyorlarmış herhalde şehit olduğu zaman. Dedi ben seni yazdım, dedi. Eğer dedi seni arayacaklar direkt, dedi. Sen dedi sakın, dedi, şey yapma.
Hani sen dedi olgun karşılarsın her şeyi. Aileme sahip çıkacaksın, onlara sen anlatacaksın dedi. Dedim bana böyle bir sorumluluğu verme. Dedi ki başka kimseye veremem, seni yazdırdım dedi. Bana bir şey olursa direkt seni arayacaklar dedi. Bize hiç öyle bir şey olmuyordu. Hiç bana şehit olurum veya şöyle böyle, hiç bana hiç öyle bir şey demedi hiç. Sen üzülme. Anne ya şehit olurum, ya sen üzülme diye sana söylüyorum. Bana hiç söylemiyor. Kahraman şehidimiz şehadet mertebesini hayatı boyunca istemiş. Ben hatta dedim böyle şeyler söyleme lütfen. Yani herkes de asker. Dedi ki ya saçmalama dedi. Keşke dedi Rabbim bana böyle bir şey nasip etse. Ben daha Allah'tan ne isterim dedi. Böyle bir şey nasip etti bana dedi. Keşke etse ya, dua et ki etsin dedi. Ama çok istiyordu. Rabbim de nasip etti.